Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yemek tarifi yapmayacağız tabii ki ama size sade yağ tarifini vereceğim. Çok önemli püf noktaları var. Videoyu atlamadan izlerseniz kaçırmamış olursunuz diyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 10 paket 250 gramlık tereyağımı bu şekilde ambalajından çıkarıp tencereme ilave ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağlarımı tencerimi boşalttım. Arta kalanları da bu şekilde kaşıkla sıyırıp ekledikten sonra şimdi ocağımın altını 8 dereceye açıyorum ve bütün tereyağlarımın erimesini sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi tereyağım eridi. Bu aşamada Tereyağı kaynadıkça içindeki sütün tortularını bu şekilde yüzeyine çıkarıyor ve bizim de bunu mutlaka almamız gerekiyor. Burası çok önemli. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Sade yağ tereyağına göre gerçekten daha uzun ömürlü oluyor. Tereyağın ömrü 6 aysa İnanın sade yağın ömrü 9-10 aydır emin olabilirsiniz. Ve bir de sade yağın diğer bir özelliği de hem şerbetli tatlıların üzerini böyle dengeli bir şekilde nar gibi kızarmasını sağlıyor. Hem de poğaçalarımızın ve böreklerimizin lezzetini arttırıyor emin olabilirsiniz. Bunu bu şekilde hem yemeklerinizde hem tatlılarınızda poğaçalarınızda böreklerinizde hepsi de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpükleri ala ala yağım da böyle kaynayarak hem içindeki sütün tortuları yüzeye çıkıyor hem de yağım kaynadıkça sadeleşiyor siz de görüyorsunuz böyle dibinin görünmesi gerekiyor burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yağım gayet güzel saydamlaştı. Tencerenin dibi görünüyor ama bitmedi. İçinde hala böyle zerre zerre süt tortuları var. Onlar kaynadıkça bu şekilde gördüğünüz gibi üzerine çıkıyor. Bunları mutlaka almamız gerekiyor yoksa baklavalarınızın, tatlılarınızın üstü döktüğünüz zaman hem dengeli kızarmaz hem de üstüne böyle siyah siyah tortular oluşur ve güzel bir görüntü olmaz kesinlikle. Evet arkadaşlar, yağım gördüğünüz gibi bitti. içindeki tortular ve süt tamamen çekti kendisini. Şimdi bu aşamadan sonra camın altını kapatıyorum ve sıcak sıcak yıkayıp kurulamış olduğum kavanozlarıma bu şekilde yine süzgeci üzerine koyarak dolduruyorum. Evet yağ kavanozlara boşalttıktan sonra tekrar görüyorsunuz kenarlarında hafif köpükler var. Onları da böyle çay kaşığı yardımıyla aldıktan sonra sıcak sıcak hiç beklemeden kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Kapakları kapatırken de konservelerde yaptığımız gibi iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. Ben genelde marketlerde ucuzluk olduğu zaman da bu şekilde koliyle alırım ve sade yağ haline getirip bu şekilde kavanozlarda saklıyorum. Gerçekten ömrü çok uzun oluyor. Bakar mısınız tortusuna bayağı böyle 500 gram çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sade yağlarım dondu. Hemen şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Böyle irmik gibi, yağ irmik gibi göründüğü zaman bu kesinlikle sade yağdır ve orijinal sade yağdır. Emin olabilirsiniz diyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. En büyük kolaylık özellikle Ramazanda böyle bunu yapın ve hiç uğraşmayın. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte Sadeya tarifi paylaştım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.